Evet, kurban bayramının e, ikinci günü, e, bayram devam ediyor dolayısıyla. E, kurban bayramında yine devamlılık arz eden bazı ibadetler var. E, bu üç gün, dört gün içerisinde yapılan. işte ilk üç, üç günü yapılan kurban kesme ibadeti. Onun dışında işte e, teşrik tekbirleri var mesela. E, bunlardan da bahsederek hocam ikinci gün neler yapılmalı? ve bir Genel bilgi verebilir misiniz? Estağfurullah. Ee, tabii dün bizi dinlemenin zahmetinde. Ee, bulunan dinleyicilerimizin bayramlarını tebrik ettik ama bugün de açanlar olabilir. Biz bu, bu vesileyle tekrar e, dizi dinleme zahmetine bulunan dinleyicilerimizin başta tabii dinleyicilerimiz o bütün alemi İslam'ın büyüklerimizin e, kurban bayramlarını tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılar inşallah Teala. Niyazında bulunuyoruz. Yani. Tabii. bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü ama sizin ifade ettiğiniz gibi Ramazan-ı Şerif Bayramı'ndan farklı olarak Kurban Bayramı'nda Arefe günü sabah namazından başlamak üzere Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazı dahil oraya kadar devam eden ziyade tekbirler, teşrik tekbirleri var. Her e, farz namaz sonra cemaatte kılalım, tek başımıza kılalım. Ee, teşrik tekbirlerini okuyacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve La bir defa. Peki ne zaman okuyacağız? Ee, kitaplarda selam verir vermez. Allahu Mente Selam'dan önce okunur buyuruyor. Söylemekle okumak da vaciptir buyuruyor. Peki unuttuk. Yani çıktık gittik. Ee, bir şey lazım gelmez. Ancak ee, farzı kıldık tek başımayız tek başımıza kılıyoruz Allah müntesselam dedik ayağa kalktık mesela öğle namazı kılıyoruz son sünnetini kılacağız ve ikindi namazını kılacağız işte yalnız besmele çektik ayetel kürsüyü okuyacaktık hatırımıza geldi yine söyleriz çünkü çıkıp gitmedik daha duruyoruz oradayız ee, ...söyleriz. Ondan sonra Yavuz Besmele çeker... ...ve e, ayet-i kürsüyü okur... ...tespillerimize devam edebilir miyiz? Evet devam edebiliriz. Nereye kadar devam edeceğiz? E, Kurban Bayramı'nın dördüncü... ...gününe kadar buna devam edeceğiz. E, ancak bugünlerde... ...Kurban Bayramı'nın birinci günü... E, ...veya diyelim ki... ...Arefe günü... ...sabah öğle ikindi akşam... ...bu teşrik tekbirlerinin... ...söylenmesi vacip olan bu zaman dilimlerinden... ...birisinde. Bir namazı... ...unutsak... Mesela diyelim ki ee, sabah namazına kalkamadık, kurban bayramının ikinci günü. Kuşluk vaktinde bunu kaza ediyoruz. Kaza ederken farz, farzdan sonra teşrik tekbirlerini söylememiz gerekir. Niye? Çünkü teşrik tekbirleri söylenmesi gereken zaman diliminde kazaya bıraktık. Peki önceki zaman dilimlerinde kazaya kalan borçlarımız var. Kurban bayramında da biz bunları kaza ediyor isek teşrik tekbir okuyacak mıyız? Hayır, teşrik tekbirini söylemeyeceğiz efendim. Kurban kesme işi de hala devam ediyor. Tabii. Kurban kesme işi e, bayramın birinci günü, bugün ikinci günü. Hanefi mezhebinde yarın üçüncü günü güneş batana kadardır. Şafii mezhebinde dördüncü günde kesilebiliyor. E, peki taklit etmemiz gerekir mi? Yok taklit etmemiz gerekmez. Çünkü fıkıh kitaplarında, Hanefi fıkıh kitaplarında buyuruyor ki... ...üçüncü günü e, güneş batmadan önce kurbanını alsa... Ondan sonra da bir e, ya acil bir hastası olur. Onun insanın başına hepsi gelir. Olabilir. Hemen alenece. trafik kazası geçirilmiştir falan. Hemen o kesim işini bırakır. Doğru oraya gider. Acil bir durumu vardır. E, oradan gelinceye kadar da yatsı vakti olmuştur. Kesemedi. Güneş battı. Akşam da geçti. Yatsı oldu. Gece geldi evine. Ne yapacak şimdi? Fakir kitaplarında buyuruyor ki zaten aldıydı bu. Diri diri bunu götürüp fakire verir buyuruyor. Fakire verir. Üçüncü günün sonunda. Evet, güneş battıktan sonra. Evet. İkinci gün değil yani. İkinci gün, günü, evet. i̇kinci gün alsa... İkinci gün alsa üçüncü var daha. Üçüncü var daha. Mesela. Yani dördüncü günü Şafii mezhebin dere kesmesine gerek yok. Gerek Onu olur. anlatıyorsun. Evet. Gerek yok. Çünkü Hanifi Fıkıh kitaptan da buyuruyor ki bunu diri olarak fakire verir. E, peki hiç almadı, almak için çıktı, kese trafik kazası geçirdi. Olur ya insanın başına gelir ya. Yani. Evet. Ondan götürdüler işte. E, öğleden sonra çıktı. Aradı şunu bunu falan deyinceye kadar ikindiye doğru bir trafik kazası geçirdi. Hastaneye götürdüler. Hastanede serum taktılar. Şunu yaptılar, bunu yaptılar. Ha, güneş battı. Ondan sonra taburcu ettiler. Yaran fazla değil. Hadi güle güle. Hayvan da almamıştı. He. Güneş de battı. Üçüncü günü. Ne yapacak? ne yapacak şimdi? O da yazılı kitaplarda. Yazılmış. bunu diyor ki eğer satın almadıysa hayvanı satın almadıysa bu sefer bedelini ama kurban kesmek kendisine vacip olanlar için bu hüküm. Evet. Vacip olanlar için bu hüküm. Ee, satın almadıysa bedelini nedir bedeli? 500 lira, 600 lira neyse 500 liralık, 600 liralık altını bir fakire aynı şekilde verir. Bedeli olarak verir. E peki illa altın alması şart mı? Yok. Evinde varsa böyle. Mesela şimdi diyelim ki bu atalara cumhuriyetler aşağı yukarı fiyatları oynayıp duruyor ama 500-600 arasında değişip duruyor. 600 bazen geçiyor. Şimdi 500 liraya da, 550 liraya da, 600 liraya da kurban var. Bir tane Cumhuriyet lira alsa kime verecek peki? Annesine, babasına veremez. Bunlara usul denir. Dedenine, bunlara veremez. Furu çocuklar, torunlar bunlara da veremez. Fakir olsa da mı? Evet fakir olsa da. Ya çocuk okulda okuyor. Ya torun bizim işte şeyde okulda ya ihtiyaç sahibi falan. Ona da verilmez. E, peki kime verilir? E, usul ve furuğa verilmez. Anne, baba, dedeler, neler? Furu, çocuklar, torunlar. Bunlara verilmez. Bunların dışında kardeşlerine, kardeş çocuklarına, On sonra gelin, damat, kayınpeder, kayınvalide, e, görümce, elti, ne deniyorsa, kayınbirader. Bunlar dinen fakir iseler. Dinen fakir iseler. Bunlara verilir. Peki efendim işte gayrimüslim bir komşu var ona verilir mi? Diğer sadakalar verilir ama ibadetler mutlaka Müslüman tercih edilir. Efendim bizim akrabadan evet Müslümanım diyorlar ama ne oruç var ne namaz var. Yani ibadet olarak, zekat olarak verdiklerimizi yine onlara vermeyiz. E canım onlar da diyorlar işte bir de Müslümansınız, biz de fakiriz, niye vermiyorsunuz? E Müslümansa Müslümanlığın icabını yap. Müslümanlık diyor ki bunu Müslümana ver. Akraba demiyor mu? Akraba diyor ama salih akraba diyor. Öyle laf olsun diye değil. Hatta şeyde bile. Mesela şimdi bayram olduğu için ee, akraba talukat ziyaret edilir telefon açılır uzaktaysa mail gönderilir mesaj gönderilir ee, şimdi böyle durumlarda e, diyelim ki ziyaret edeceğiz e, şimdi gidiyoruz adamda namaz yok oruç yok kurbana aynı şekilde inkar ediyor kurban bayramında adama gitsen aynı şekilde dini konu açacak hakaret edecek bilmem ne yapacak böyleleri yok değil var Mustafa Bey birisi mesela bir dinleyici birisi dedi benim dedi amcam dedi böyle böyle dedi mesela birisi işte diyor ki dayım böyle, birisi diyor ki halam böyle, teyzem böyle. Yani atay arası bunlar. Böyleyse hani bayramdan bayrama bunlara dini konulara girmeme kaydı şartıyla fazla da uzun kalmamak şartıyla işte kurba, e, bayramdır bayram için bir ziyaret ettik işte amca bayramın mübarek olsun adı alasmadık vın. Dini konu açtırmamalı böylelerin yanında. Peki hani e, ille de gidince bu ille dini konu açıyor falan ha bugün sizin gene şeyiniz falan filan başlayacak hakaret edecekse gidilmez. Ama salih akraba öyle değil. Saliha olan öyle değil. Dinini biler, dinini bilen, allah iman eden, inanan ve kitaplarda anlatılırken işte e, Sıla-i Rahim'den kasıt salih olan akrabadan alakayı, ilgiyi kesmek. Yoksa e, adam mesela dinsiz ve de dinsizlikten öbür tarafa bile din düşmanlığı yapıyor. Ama bizim amca olur. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Çünkü Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz e, Bedir Harbi'nde amca değil, baba oğul karşı karşıya geldiler. Kitaplarda Mustafa Bey bir şey anlatılıyor. Mesela şu ibadet, bu ibadet, şunlar, şunlar, şunlar tam faziletler hep anlatılıyor. Ve bu konuda Mesela şeyde bu e, hakikat kitabının yayınlamış olduğu İslam ahlak kitabının üçüncü bölümü. Hüccetül İslam İlmali, Süleyman bin Ceza Hazretlerindir o kitap. Ey yuhel velettir ismi, ey oğul İlmali Eyvallah. diye ecdadımız bil, e, biliyorlar onu. Mesela orada da zikrediliyor. Mızraklı İlmali'de de var. E, allah Teala Tur-i Musa Aleyhisselam'a vahyeder. Benim için ne yaptın diye. O da ya Rabbi namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim. Allah Teala buyurur ki bunların hepsinin faidesi kendine. Namazında, orucunda, zekatında faidesi kendine. Hani biz diyoruz ki çok namaz kıldım ya ben çok oruç tuttum. İyi düşündüğün zaman Allah Teala bize buyurur ki faidesi kendine. Benim için ne yaptım? Bunun üzerine Musa Aleyhisselam arz eder ya Rabbi. Senin için olan ameli bana bildir. Dostlarımı dost bilip sevdin mi? Düşmanlarımı düşman bilip buğz ettin mi? O zaman Musa Aleyhisselam anlar ki yani bütün bu ibadetlerin içerisinde en kıymetlisi hubbu fillah, buğdu fillahdır. Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Şimdi İslamiyet doğru olarak öğrenilmediği için, doğru olarak öğrenilmediği için, mesela bakıyorsun, tamam canım Müslümanız falan bakıyorsun, namaz da kılıyor, bu, namaz da kılıyor. Ama yaşayışa gelince, yaşayışta hiçbir eseri gözükmüyor. Mesela diyelim ki, geliyor amcasının oğlu falan, dinsiz, imanis, ateistin teki. Onu koruyor, kolluyor. Ama diyor bu bizim amcaoğlu. Bu bizim amcaoğlu. E şimdi amcaoğlu geldi böyle yapmazsak olmaz diyor. Nedir adam aynı şekilde küfür gerektiren yani hatta imanı götürecek bir iş yapıyor. Amcaoğlunun hatırı için onu yapıyor. Ve yaptırıyor çoluğuna çocuğuna. Bunu yaptırıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Niye? Çünkü orada sen ateist olan, dinsiz olan bir amcaoğlunun hatırını gözetiyorsun. Ama her şeyin sahibi olan Allah'tan hatırını gözetmiyorsun. Nuh Aleyhisselam tufanda oğlunu, e, Kenan isimli oğlunu gemiye davet ediyor. Ama diyor iman etmedikçe bu gemiyi alamam. İman et, etmem diyor. Olmuş da bak sular her tarafı kaplayacak. Kava, e, işte kava çıkar falan. E, kava çıkarım Orayı da kaplayacak. O zaman dağa çıkarım. İşte her tarafı aynı şekilde şey yapacak. Sana bu su geldi. Aldı götürdü onu. Nuh Aleyhisselam da arz etti. Ya Rabbi ehli beytim de o benim. Bana ehlibeytini aynı şekilde e, koruyacağını e, vaat etmiştin. Allah Teala buyuruyor ki o senin ehlibeytin değil. Bak çok enteresan. Onun nesebinden geldi. Onun nesebinden geldi. Oğlu yani. Oğlu onun nesebinden geldi. Allah Teala buyuruyor ki hayır. Senin nesebinden de gelse ben onu ehlibeytinden kabul Saymadım. O seninle alakalı değil buyuruyor. Net bir şekilde. E, hal böyle olunca, hal böyle olunca ulu lazım bir peygamber bu lazım peygamber. Dolayısıyla yani hatırı gözetme konusunda e, bizim Müslümanlar olarak tabii ehl-i sünnet kitapları okunursa bu insanda zaman zaman önce zihninde sonra kalbine yerleşir. E, hatırı gözetirken annenin, babanın, kardeşin, amcanın, dayının, bunların çocuklarının, arkadaşın hatırı tamam. Hatırı ama bir de Allah falan hatırı var. Allah'tan yasak ettiği bir şeyi arkadaşım bana aynı şekilde teklif ediyor. Hayır demeliyiz ona. Allah Teala yasak ettiği bir şeyi annem babam emrediyor. Hayır demeliyiz ona. Mesela kadına kocası emrediyor haram olan bir fiili. O kadın ona hayır demeli. Ve hatta kadın kocasına emrediyor haram olan bir fiili. Erkeğin aynı şekilde ona hayır demesi yani Allah Teala'nın hatırını gözetmesi lazım. Onun için bayram günlerinde de bayram günlerinde de bu ziyaretlerde bu ziyaretlerde e, şeye dikkat etmek gerekir. Yani efem evet hatır, gönül, amenna bunların hepsi gözetilmesi gerekir e, derecelerine göre. Fakat öncelikle birinci sırada şey olması lazım. Yani Allah'tan hatır olması gerekir. Şimdi bir zamanlar e, o zaman daha Cağaloğlu'daydık TGRT falan yok. E, Türkiye Gazetesi hatta e, Türkiye Gazetesi yayın grubu içerisinde İngilizce bir yayın grubu vardı. E, ...Megin Turkey. Turkey. Turkey diye. Ee, Amerikalı... E, ...işte Müslüman olmuş gelmiş... ...bir arkadaş vardı orada... ...daha Türkçe'yi tamş tam şey yapamıyordu... ...oradaki... E, ...arkadaşa... ...dedim bir şey sormak istiyorum. Ee, tercümanlık. Bize tercümanlık. Tabii tabii tab tab dedi. Çünkü kendisi Hristiyan'da Müslüman oldu. Dedim, Hristiyanlıktan Müslüman... E, ...Hristiyan'dan Müslüman oldum. Hristiyanlıkla... Madem ki önceki dinim Hristiyanlıksa Hristiyanlık hakkında bilgim var. Ee, biz sadece kitaplardan okuduğumuz kadar. Sen Hristiyan olarak aynı şekilde e, yaşadın da. Şimdi Müslüman olun. İslamiyet aynı şekilde öğreniyorsun ve onu yaşıyorsun. İslamiyetle Hristiyanlık arasında ve Müslümanlarla Hristiyanlar arasında böyle en bariz göze çarpan husus nedir? Şimdi Mustafa abi, biz e, içinde bulunduğumuz için bilmiyoruz. O yabancı olduğu için ve daha önce de hani damdan düşme evet. hadisesi var ya... E, ...bir tespiti oldu. Çok hoşuma gitti ama. Dedi ki... ...Müslümanlarda, İslamiyet'te din hep birinci sıradadır. Hristiyanlarda bu üç, dört, beş, altıncı sıradadır. Nasıl yani? İslamiyet... Sabahleyin yataktan nasıl kalkacağını bile söylüyor. Sağ tarafından ve şu duayı okuyarak kalk diyor. Helaya girerken helaya nasıl gireceğini bile söylüyor. Diyor ki sol ayağınla gir. Herada konuşma, fazla da eğlenme diyor. Elbiseni giyerken bile diyor ki sağ taraftan giy pantolonunu, neyse şeyini giyerken oturarak giy. İşte pantolonunu giyerken böyle, yap, kemerini bağlarken aynı şekilde şu duayı oku. Gömleğini giyerken sağdan başla. Ondan sonra şunlar şunlar şöyle yap. Evden çıkarken sağ ayağınla çık. Şöyle niyet et ve şu duaları oku. Yolda karşılaştığın Müslümanlara bunları bunları aynı şekilde aynı şekilde söyle. Onlara bu şekilde selam ver. Çarşıya pazara çıktığın zaman şu duayı oku. İşine aynı şekilde başlarken besmeleyle başla. Namaz vakti gelince hemen işte abdestini al, namazını kıl. Müslüman hakkını gözet. Kul hakkına çok riayet et. Yeme, içme, alışveriş. O sana yerken böyle ya. yap... ...alışveriş yaparken böyle yap. Seni döndürüyor... ...akşam eve gelirken... ...akşam eve gelirken yine aynı şekilde... E, ...eve girerken Müslüman'ın evi... E, ha ...özür dilerim... ...sol ayağıyla çıktı. Çıkarken... Evet. ...yanlış söyledik. E, girerken sağ ayağıyla gir. mescit gibidir bu ünlü. Evet. Sağ ayağına gir. İşte i̇hlas Şerif oku. Selam ver. Hanımın varsa, çoluğun çocuğun varsa. Kimse yoksa Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihinde e, işte vaktin varsa ihlas şerif oku çünkü peygamberimiz aleyhisselatü vesselam e, buyuruyor ki eve girdiği zaman ihlas şerif okuyan fakirlik görmez Sabi yani sahabi kiramdan bizzat diyor ki ben buna de devam ettim fakirlikten kurtuldum buyuruyor kitaplarda yazıyor bu e, o sana işte çoluğunla çocuğunla işte aynı şekilde onların dertlerini dinle alışverişlerini güzel yap e, ve onlara nasihat et kitap oku yatmadan önce işte tebarike yasin bunları oku e, yatacağın da abdesti yatağına gir sağ tarafına yat şunları şunları oku ondan sonra aynı şekilde yat ...ve yatarken de... ...işte e, ya Rabbi sabah namazına vaktinde kalkmak... ...ibadetimi dinç ve kuvvetli yapabilmek niyetiyle... ...vücudumu dinlendirmek niyetiyle... ...bu maksadı dinlendirmek için yatıyorum de... E, ...yani onun dediği gibi... ...din birin sırada... ...yerken, içerken, sana ...ne bileyim helaya girerken, bayın yaparken bile aynı şekilde... ...kusül abdest alırken bile... ...önce avret avret yerin... E, ...temiz olsa bile yıka diyor... ...tamam mı... ...yani nasıl yapacağını bildiriyor ondan sonra aynı şekilde bir namaz abdesti alıyor. Başı boş bırakmamış. Evet. Yani insan. Hep her, birinci sırada. Her, her şeyini evet. Birinci Ama Hristiyanlık da öyle değil. Doğduğun zaman bir vaftiz ediyorlar. ondan sonra bir de öldüğün zaman tabuta koyup aynı şekilde ayin yapıp gönderiyorlar. Ha bir de evlendikleri zaman kiliseye gidip oradan iki haklı yapıyorlar. Bunun dışında... Konser dinliyorlar. Ha konser <laughs> dinliyorlar. Pazar günleri. <laughs> Haftada bir defa. Haftada bir defa. Dolayısıyla e, İslamiyet'te, İslamiyet'te bir insan bir insanın bütün hayatı programlamış vaziyette. Dolayısıyla Müslüman olan kimse hayatını İslamiyete uydurur. İslamiyet kendine uydurmaz. Zaten İsa Aleyhisselam'ın getirdiği din, nasranilik dini de böyleydi. Ama sonra Hristiyanlar bunu bozmuş, bozmuş, bozmuş. Kendi nefislerine uygun olarak uygun bir hale getirmiş. Yemede içmede bile serbest değilsin. İslamiyet diyor ki şunları yiyebilirsin. Bunlar helaldir, bunlar haramdır diyor. Bunlar haramdır. Mesela Hanefi mezhebinde deniz ürünlerinden balık hariç diğerlerini yiyemezsin diyor. Benim canım çekti. Canım çeker mi? çeker. Allah tanem hatırı var. Onu gözetiyorsun. Hmm. Oraya tecavüz edemiyorsun. İçecekler içerisinde, meşrubatlar içerisinde. mesela alkollü olanlar yasak etmiş. E canım benim onu da içmek istiyor falan. Ha? E programa tabi isen, buraya teslim olsa İslamiyet teslim olmak demektir. Dolayısıyla efendim, e, İslamiyet birinci sıradadır. İslamiyet e, birinci sıradadır. Kimin, kimin için? insan hayatında. Eğer Müslümansak, ee, kurban bayramında da ziyaretlerimizde de ibadetlerimizde de insanlarla görüşmemizde de yapmamızda kalkmamızda alışveriş yapmamızda her şeyde dinimiz ne buyuruyor Rabbimizin buradaki hatırı nedir onu gözetmemiz gerekir eshab-ı kiram böyle miydi evet eshab-ı kiram böyleydi onun için hani bayram günleri e, bunları hatırlat belki dinleyicilerim diyecek ki, ya çok ileri gittiniz falan e, yani başlarını artık kusura bakmasınlar ama e, bunları gözetmemiz gerekir ...ya bayramdır bugün felekten bir gün çalalım falan... O, ...olmaz... Ee, ...Allah-u Teala'nın hatırını bayramda da... ...bayramın dışında da hep gözetmek... ...onun rızasını aramak... ...insanlarla görüşmemiz, akrabalarla görüşmemiz... ...kabirleri ziyaret etmemiz hep böyle... Mesela kitaplarda buyuruyor ki... ...işte kiliseye gitmek, ya görmek istiyorum falan... ...mekruhtur buyuruyor... Ki, ...yani çünkü evet. sana itaip edecek bir şey... ...söz konusu değil... ...e bir kafirin kabri bir bakayım bakayım nasıl yapmışlar... Falan. ...ne lüzum var ya zulmet çöküyor... Yani Kitap aynı şekilde bildirmiş. Efendim merak ediyorum. Zaten insanın başına da hep merakları getiriyor. Ne getirdiyse. Bunun için e, bu bayramlar vesile edip dinimizi doğru olarak öğrenmek ve öğrendiklerimize uygun yaşamaya cevabı hepimize nasip etsin yani, inşallah. Allah a, Allah a, Allah a. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz de. teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.